Merhaba sevgili öğrenciler, yazılılar başlıyor ve kanalımız animasyonlu yazılı videolarıyla yanınızda. Bugünkü yazılımız 8. sınıf inkılap 1. yazılı. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan inkılap tarihi full tekrar videomuzu izleyip Yazıda çıkacak olan konuları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz yine harika animasyonlarla dolu. Bu videomuzu arkadaşlar sağ üst köşedeki karttan erişebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza da bitiş ekranından erişebilirsiniz. İlk bölümde soruları yanıtlıyoruz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı kesin zafere ulaştıran savaş nedir? Tabii ki Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da geçen büyük taarruz arkadaşlar. Tekalifi milli emirleri hangi savaş öncesi çıkartıldı arkadaşlar? Hangi savaş öncesi? Sakarya Savaşı tabii ki arkadaşlar. Sakarya Savaşı'ndan önce ordunun ihtiyaçlarını, eksiklerini gidermek amacıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkarıldı bu emirler ve Anadolu halkı da arkadaşlar bu ordunun eksiklerinin giderilmesi için elindeki arkadaşlar ununu getirdiği, aracını getirdiği, elinde bulunan silahını getirdi arkadaşlar orduya teslim etti. Evet, Türk halkının o dönemki birlik ve beraberliğini, dayanışmasını gösteren bir örnektir. Evet. Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ne yapıyor? Başkomutanlık yetkisini alıyor. O başkomutanlık yetkisini alır almaz arkadaşlar tekalifi milliye emirlerini çıkarıyordu. Milli yükümlülükler, milli sorumluluklar olarak da çevirebiliriz tekalifi milliyeyi. Evet TBMM'nin açılması hangi Atatürk ilkeleriyle ilgilidir demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar şimdi bak Türk, milli, Türkiye geçen ya da dolaylı olarak o anlamı veren her şeyde milliyetçilik aramamız gerekiyor unutma. Bir de meclis gördün mü hemen cumhuriyetçilik yapıştırmalısın. Çünkü meclis deyince aklımıza oy, seçim, milli egemenlik, milli irade, halkın iradesi, ulusal egemenlik geliyor. Bunlar gördün mü hemen cumhuriyetçilik olacak. Burada iki ilke var o yüzden. TBMM'nin açılmasında milliyetçilik ve cumhuriyetçilik ilkesi. Ama öncelik hangisi derseniz cumhuriyetçilik ilkesi derim. Meclisin açılmasında öncelik bunda vurgu vardır. Milliyetçilik de ikinci sırada olabilir. Suriye sınırımız hangi anlaşma ile çizildi? Bugünkü arkadaşlar yaklaşık 911 kilometre uzunluğundaki Suriye sınırımız Hatay hariç Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması ile çizildi. Bugünkü Suriye sınırımız. Ankara Anlaşması. Fransa ile Sakarya Savaşı'ndan sonra Hatay hariç bugünkü Suriye sınırımız çiziliyor. Hatay e, sınırı daha sonra çizilecek. Türk İstiklal Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve siyasi belge nedir arkadaşlar? İlk siyasi ve diplomatik belge Mudanya Ateşkes Anlaşması'dır. Mudanya Ateşkes Anlaşması ne zaman imzalandı? Büyük taarruzdan sonra, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden sonra... Mudanya Ateşkesi imzalandı arkadaşlar. İkinci bölümde hangi ilke olduğunu yaz ve nedenini açıkla arkadaşlar. İlkelerden Atatürk ilkelerinden ve inkılaplarından çok soru gelecek bu yazıda. Mebin kazanımlarına ve soru dağılımlarına göre arkadaşlar. Bu sınavımız da %100 Mebin kazanımlarıyla uyumlu. Aşar vergisinin kaldırılması. Aşar vergisi nedir arkadaşlar? Aşırı vergi gibi yani öyle düşün. Aşar vergisi denince aklımıza o gelsin. Aşar vergisi köylülerden alınan arkadaşlar vergi. Bu öşürden geliyor aslında arkadaşlar. Öşürden sonra böyle aşar olmuş gitmiş. Köylülerden alınan ve köylü için arkadaşlar büyük bir yük haline gelmiş olan bu vergi, vergi kaldırılıyor. Köylü arkadaşlar bununla rahatlıyor. Ve bu halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Aşar vergisi gördün mü halkçılık ilkesi yapıştır hemen. Çok çıkıyor aşar vergisi. Teşviki sanayi kanunu. Arkadaşlar sanayi, fabrika, bankaların açılması, fabrikaların açılması gördün mü? Hangi ilki yapacaksın? Hemen devletçilik yapacaksın. Unutma yapıştır hemen bunları gördün mü? Yani devlet eliyle böyle sanayi, teşviki sanayi var. Kan hani fabrikaların açılması devlet teşvik ediyor. Devlet finanse ediyor. Kredi veriyor. Hibeler veriyor. Cumhuriyetin ilanı. Evet. Milli irade, milli egemenlik, meclis, seçim, oy gördün mü? Cumhuriyet Cilik ilkesi yapmalısın. Cumhuriyetin ilanı yönetim şekli demek. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Halkın kendi kendini yönettiği, verdiği oylarla, seçimlerle kendi yöneticilerini kendisinin belirlediği yönetim şekliydi cumhuriyet. Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Meclis açılması derse yine seçim oy gördün mü yapıştıracaksın bunu. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi. Çok partili hayat derse cumhuriyetçilik. Halifeliğin kaldırılması. Arkadaşlar dini bütün böyle e, dinle alakalı gördüğüm bütün cümlelerde hemen laiklik ilkesini yapıştırmalısın. Halifelik neydi arkadaşlar? Halifelik Peygamber Efendimiz'den sonra dört büyük halife dönemi vardı. Dört büyük halifeden sonra halifelik Emeviler döneminde saltanat haline gelmişti biliyorsunuz. Halifelik daha sonra Yavuz Sultan Selim döneminde e, Ridaniye-Mercidabık savaş, savaşlarından Mısır seferinden sonra Osmanlı'ya geçmişti halifelik. Müslümanların dini lideri, onursal başkanı gibi bir şey halife Müslümanların lideri. Yavuz Sultan Selim'den beri Osmanlı padişahları ayrıca halife ünvanlarına sahipti. İşte bu arkadaşlar bak dini bir unsur bu yani. İşte laiklikle alakalı. Dini şeylerin hepsi laikla arkadaşlar mesela medreselerin kapatılması gibi tekkelerin kapatılması. Bunlar laiklikle alakalı. Halifelik de laiklikle alakalıdır. Kapitülasyonların kaldırılması. Kapitülasyonlar arkadaşlar neydi? Milli ve yerli ekonomi takip edilmesinin önünde bir engeldi kapitülasyonlar. O yüzden milliyetçilikle alakalıdır bak. İçinde doğrudan geçmese bile dolaylı olarak bilim içinde milli kavramlar barındırıyorsa bir şey milliyetçilik oluyor. Ama milliyetçilik daha çok içinde Türk ve milli kelimesinin geçtiği her şey. Türk Tarih Kurumu diyor. Türk Dil Kurumu diyor mesela. İşte Milli Eğitim Bakanlığı diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor gibi şeyler. Türk parasını koruma kanunu mesela. Kapitülasyonlar da kaldırılması milliyetçilikle alakalı. 3. soruda Yeni Türk Devleti yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla neyi geliştirmeyi amaçlamıştır? Etibank ve bağlı işletmelerin kurulması, maden ve tetkik arama enstitüsünün kurulması. Evet, tetkik ne demek arkadaşlar? Tetkik araştırma demek. Evet, madenler diyor. Madenler araştırma, arama kurumu. Bunlarla amaç ve Etibank ve bağlı işletmelere göre Etibank hala şu anda da var arkadaşlar. Böyle maden çıkarmayla alakalı bu Kütahya Eskişehir çevresinde mesela bor maden işletilmesinde eee maden işletmeleri var. Onlar yapıyor. Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek, ülkemizin yerli ve milli madenlerini, yeraltı kaynaklarını ortaya çıkarma ve bunlarla ekonomiye katkı sağlama, dışa bağımlılıktan ülkeyi kurtarma. Çünkü madenler değerli. Dışarıdan sürekli parayla ithalat yapacak olsan ona para yetiştiremezsin. Ve milli ve yerli ekonomiyi düzeltmek, geliştirmek, kalkındırmak diyebiliriz. Bu amaçlar bunlar arkadaşlar. Kabotaj kanunu nedir? Açıkla ve hangi ilkeyle ilgilidir? Belirt. Kabotaj kanunu da çok çıkıyor. 1926 yılında çıkartılan kabotaj kanunu. Kabotaj kanunu arkadaşlar. Kabotaj deniz aklımıza hemen gemiler, denizciler gelecek. Unutma. Kabotaj deniz, öğrenciler garip başka şeyler geliyor böyle. De gemi, deniz gelmeyebiliyor bazen. Kapitülasyonlar yüzünden deniz ticareti ve işletmeciliği yabancı gemilerin tek elindeydi. Osmanlı döneminde. Son dönemler. 1926 yılında kabul edilen kabotaj kanunuyla Türk karasuları içinde taşıma işleri Türk gemilerine, Türk denizcilerine bırakıldı. Peki tamam hocam. E bu hangi ilkeyle alakalı olabilir? Peki hocam bu biraz böyle deniz ticaret diyor, işletme diyor. Hocam bu biraz devletçilikle mi alakalı acaba diye düşünüyor öğrenciler. Hayır. Kabotaj kanunu milliyetçilikle alakalıdır gençler. Neden? Bakın Türk karasuları diyor. Türk gemileri diyor. Türk denizcileri diyor. Yani... Türk denizciliğini geliştirmek için çıkarılmış bu yerli milli Türk denizcilerini korumak, geliştirmek için Türk karasuları diyor. İçinde Türk ve milli kelimesinin geçtiği her şeyi yapıştırıyoruz. Milliyetçilik. Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapmıştır? Yaz. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur. Bak medeniyet uygarlık demek, çağdaşlaşma, yenileşmeye bağlıdır diyor bak. Tek geliş ilerleme yolu budur. Yani yenileşmedir diyor. Değişme, gelişme, yenilenme zorunludur diyor. Arkadaşlar dinamizm, gelişme, yenileme gördün mü? Aklımıza ne gelmeli? Aklımıza inkılapçılık ilkesi gelmeli, yenilenme, çağdaşlaşma gelmeli, Batılılaşma, Avrupalılaşma gelmeli, Avrupa medeniyetinin seviyesine ulaşma gelmeli. Burada Atatürk'ün arkadaşlar, Vurgu yaptığı ilke inkılapçılık ilkesidir. Bu arada bütün arkadaşlar, siyasi, ekonomik, sosyal hayatta bütün yenilikler, hepsi hemen hemen inkılapçılık ilkesiyle doğrudan ya da dolaylı nedir ilişkilidir? İnkılapçılık diyoruz. Yani inkılap, yenilik demek arkadaşlar. Devrim, yenilik anlamlarına geliyor. İnkılapçılık da bu oluyor. Atatürk ilke ve inkılapları nedir? Dinamiktir. Sürekli kendini yeniler ve geliştirir. Özellikleri verilen anlaşma nedir? İstiklal Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve siyasi belgedir. Siyasi ne demekti? Politik demekti. Diplomatik ne demek hocam? resmi demek. Yani iki ülkenin ya da iki, iki ya da birden fazla ülkenin bir masa etrafında toplanıp bir anlaşmaya varması ve bunu resmiyete kavuşturması. Resmi. İtilaf devletleri sevrin gerçekleşmeyeceğini kabul etti. İtilaf devletleri İstanbul'un yönetimini TBMM'ye bıraktı ve bu neyi gösteriyor? Osmanlı'yı yok saydıklarını gösteriyor artık. Osmanlı'nın hukuken sona erdiğini gösteren belgedir. Fiilen son erdiğini gösteren belge neydi Osmanlı'nın? Mondros Ateşkes Anlaşması'ydı. Özellikleri verilen anlaşma arkadaşlar başkomutanlık meydan muharebesi sonucunda yani büyük taarruz sonucunda imzalanan anlaşma olan Mudanya Ateşkes Anlaşması'dır. Size Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı verip Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın önemini 4 madde halinde yazınız diyebilir. Ya da 3 madde halinde yaz diyebilir. Bu çok önemli dikkat edin. Adımız gibi bilelim. Atatürk bu sözlerini hangi olayın sonucuna dayanarak söylemiş olabilir? Gerçekten milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Özveri ne demek hocam? Özveri arkadaşlar fedakarlık demek. Özveri, özünden verme. Kendinden bir şeyler veriyorsun. Sahip olduğun, senin için çok değerli olan bir şeylerden feragat ediyorsun. Onları feda ediyorsun vatan için. Fedakarlık yapma, özveri. Türkçe sınavlarında da çıkıyor özveri dikkat edin. Anlam bilgisinde. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba kısacası her ne gerekse son derece istekle verdi diyor halkımız. Evet bu arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün e, başkomutan yetkisini aldıktan sonra Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra yani Sakarya Savaşı'ndan önce çıkarmış olduğu tekalifi milliye emirlerinin uygulanması sonucunda Mustafa Kemal Atatürk bunu söylüyor. Milli yükümlülükler anlamına geliyordu. Ordunun eksiklerini gidermek için. Çünkü o dönem ekonomi kötü. Ordunun arkadaşlar ordu askerin giyecek ayakkabısı yok, düzgün silahı yok. Eksik çok yani. O eksikleri tamamlıyordu. Ondan sonra Sakarya Meydan Savaşı'nda arkadaşlar Yunanlıları ne yapıyordu? Mahvediyordu arkadaşlar ordumuz. Verilen durumlar Kurtuluş Savaşı'nın ne üzerine yansımasına örnektir. Halil adı var, Milli Mücadele'de yaralanan, Peyami adlı bir kişinin yazdığı hatıralarını Ateşten Gömlek adı romanında işlemiş. Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin kadını, yaşlı çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara adlı romanına konu olmuş. Burada Kurtuluş Savaşı'nın edebiyat üzerine yansımaları var arkadaşlar. Evet edebiyata olan etkisi bu. Yukarıdaki şemada belirtilen durumu ortadan kaldırmak için Cumhuriyet döneminde yapılan inkılap nedir? Yapılan yenilik nedir diyor yani inkılap. Yenilik demek demiştim arkadaşlar. Yenilik, devrim. Osmanlı Devleti'nde temel eğitim kurumu olarak medreseler vardı. Ülkede Ermeni, Rum gibi azınlıkların açtığı okullar bulunmaktaydı. Osmanlı topraklarında Fransa, ABD gibi yabancı devletlerin açtığı okullar yine var. Yani arkadaşlar eğitim sisteminde ciddi bir dağınıklık var. Eğitim sisteminde birlik, bütünlük yok. Bunu ortadan kaldırmak için Cumhuriyet döneminde yapılan inkılap Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıdır arkadaşlar. Ve ne yapıyor? Bütün bu azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyordu. Bu okullarda arkadaşlar Türkçe dersleri, tarih dersleri olması ve bunlara Türk öğretmenlerin girmesi, girmesi zorunlu tutuluyordu. Yani eğitim öğretimde birlik sağlanması. Tevhidi tedrisat budur. Eğitim öğretimde birliği sağlama kanunu. Tevhid ne demek arkadaşlar? Teklik demek. Hani kelimeyi tevhid diyoruz ya Allah'ın tekliğini birliğini de söylerken bu kelimeyi kullanıyoruz. Tevhid tek. Vahitten geliyor bu. Vahit tek anlamına geliyor. Tek hale getirme. Bir hale getirme. Tedrisat ders demek. Dersten geliyor zaten bu. Müderris hoca. Medrese işte ders verilen yer. Bu kanundu arkadaşlar. Atatürk bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, asker, doktor kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir sözüyle halkçılık ilkesinin hangi özelliğini vurgulamak istemiş Atatürk? Bak eşittir diyor. Doktor, çiftçi, çoban, asker bunlar diyor. Hak, menfaat ve hürriyet yani özgürlük açısından, menfaat çıkar açısından, hakları açısından diyor. Bütün bu insanlar diyor eşittir hangi meslek olursa olsun. Halkçılık ilkesinin bireylerin aynı haklara sahip olduğunu gösteren ilkesi var burada arkadaşlar. Aynı haklara yani toplumsal ayrımcılık yok diyor. Toplumda ayrımcılık yok, eşitlik var diyor. Saltanatın kaldırılması. Kadınlara seçme, seçilme hakkı verilmesi, yabancı okulların MEB'e bağlanması, soyadı kanunu. Atatürk ilkelerinden hangi ilkelerle ilişkilendirilebilir bunlar? Arkadaşlar size bir ilke verilip mesela der ki halkçılık ilkesini açıklayınız 3 örnek veriniz diyebilir. Cumhuriyetçilik ilkesini açıkla 5 örnek ver diyebilir. Özellikle cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesiyle alakalı örnek çok fazla. Hele milliyetçilikle alakalı 10-12 civarında örnek var. Cumhuriyetçilikle alakalı 7-8 örnek var. Öyle de sorulabilir. Saltanatın kaldırılması arkadaşlar bak. Saltanat ne demek önce onu bilmelisin. Saltanat arkadaşlar krallık demek, padişahlık, sultanlık demek. Bak saltanat, sultanlık. Yani ülke yönetme hakkının babadan oğula geçmesi. Seçim, oy falan yok. Halka söz hakkı yok. ülke yönetme hakkı, tercihi babadan oğula geçiyor sürekli. Aynı süreler devam ediyor. Saltanatın kaldırılması arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Saltanatın kaldırılmasıyla beraber ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyet yönetimini ilan etti. Yani ülkeyi yönetecek olan kişi ve kişileri artık halk seçecek dedi. Babadan oğula geçmeyecek. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi. Bak seçme seçilme hakkı gördün mü? Oy meclis. Gördük mü ne yapıyorduk arkadaşlar? Cumhuriyetçilik yapıştırıyorduk. Ve bunun yanında bu hakkın kadınlara verilmiş olması kadın erkek eşitliği açısından halkçılık ilkesi de oluyor arkadaşlar. Ama burada önceli cumhuriyetçilik yapıyorsunuz. İkinci sıraya halkçılık da yapın. Yabancı okulların MEB'e bağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, var. içinde milli, içinde Türk, Türkiye geçen ya da dolaylı olarak bunlar atıfta bulunan bütün kavramlar milliyetçilik ilkesiyle alakalıydı. Kabotaj Kanunu, Türk Tarih Kurumu, işte Türk Dil Kurumu, Türk Parasını Koruma Kanunu dedik mi milliyetçilik yapıyorduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi deyince milliyetçilik yapıyorduk. Ayrıca cumhuriyetçilik yapıyorduk. Soyadı Kanunu. Soyadı Kanunu halkçılıkla alakalıdır arkadaşlar. Herkesin bir soyada, soyadına sahip olması toplumda arkadaşlar böyle sınıfsal ayrımcılık belirten paşa, a, derviş benzeri arkadaşlar e, ünvanlar ne yapıyordu? Yasaklanıyordu. Halkta eşitlik sağlamaydı bu. Evet bunlar bu ilkelerle arkadaşlar ilişkilendirilebilir ve bu şekilde açıklanabilir. Yukarıdaki inkılaplar, yenilikler yani devrimler hangi alanda yapılmıştır? Miladi takvimin kabul edilmesi. Yani Rumi takvim kullanılıyordu arkadaşlar eski takvim. Avrupa ile benzer takvime geçtik. Şapka inkılabının yapılması. Avrupa ile arkadaşlar kıyafetler benzer. Işte sarık vesaire bunlar yasaklandı. Sarık takke. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi. Bak uluslararası ölçü ve tartı arkadaşlar birimleri kullanılacak. Uluslararası rakamları kabul etme. Bunların hepsi arkadaşlar modern, çağdaş dünya ile Avrupa ile uyum için yapılmış olan inkılaplardı. Bunların yapılmış olduğu alan nedir? Şu alan diyebiliriz. ...çağdaşlaşma alanında yapılan inkılaplar bunlar arkadaşlar. Çağdaşlaşma diyebiliriz. Peki bunlar verilir. Hangi ilkeyle alakalı diyebilir? Bunlar inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Peki bunların yapılma e, amacı, sebebi sorarsa size... ...Avrupa ile uyum arkadaşlar. Temel amaç buydu. Saltanatın kaldırılmasının sonuçlarını yaz. Evet, Sultanlık, Krallık demiştik saltanata. Babadan ola yönetimin geçmedi. Bunun kaldırılması sonucunda arkadaşlar... bir. TBMM ülkede tek yasal güç haline geldi artık arkadaşlar. Ülkeyi yöneten güç haline geldi yani meclis. Kişisel egemenliğin yerini halk egemenliği aldı. Ulusal egemenlik arkadaşlar diyebilir. Ulusal egemenlik, milli egemenlik esas kılındı. Tek kişinin egemenliğinden egemen olma devlet yönetimine egemen olma demek. Ülkeyi ülkeyi yönetme. Ülke artık tek kişi değil halk yönetecek. İtilaf devletlerinin Lozan görüşmelerinde İkilik çıkarma planları sonuçsuz kaldı. Hem Osmanlı yönetimini çağırıyorlar hem TBMM'yi çağırıyorlar. Lozan görüşmelerine bak. Birbirimize düşürecekler bizi. Bu ülkeyi kaç kişi yönetiyor yani? Ülkede çok başlılık mı var? Türk halkının tek temsilcisi meclis oldu. 623 yıllık Osmanlı saltanatı, Osmanlı sultanlığı sona erdi arkadaşlar. Halk egemenliği artık esas kılındı, tesis edildi. Türkiye İktisat Kongresi'nde İzmir'de yapılan İzmir İktisat Kongresi. Önemli kararlar alındı burada. Bu bazıları şunlar. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalı. Bak, yani yerli ham maddesi, yerli sanayi teşvik edilecek. Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edilmeli. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Türkiye İktisat Kongresi'nde bu kararın alınmasının amaçlarını yaz. Bunun amaçları nelerdir arkadaşlar? Yerli ve milli ekonomi politikası takip etmek ve oluşturmak. Ekonomiyi güçlendirmek ve yerli üreticiyi teşvik etmek. Ekonomi nasıl güçlendireceğiz? Buna bak. Yerli mal kullanıyorsun. Dışarıdan ithalat yapmamak. Dışarıdan ithalat yapmayacaksın. Dışarıdan almak yerine kendin üreteceksin o ürünü. Ekonomiye katkısı sağlamış olacaksın bu şekilde. Milliyetçilik ilkesi siyasi ve kültürel birliğe, ideal birliğe dayanan bir toplum yapısını ortaya çıkarır. Bu durum toplumda milli kültürün geliştirilmesi için dil, tarih ve benzer alanlarda çeşitli çalışmalar yapılmasını ve kurumlar oluşturulmasını öngörür. Atatürk döneminde milli kültürün geliştirilmesi için oluşturulan kurumlardan ikisini yaz. Evet milli kültür içerisinde milli kelimesi Türk kelimesinin geçtiği her şey milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır demiştim yapıştır demiştim. Milli kültür deyince aklımıza oluşturan kurumlar arkadaşlar TDK gelmeli bir bir de ne TTK gelmeli Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu arkadaşlar. Bu kanunun sonuçlarını yaz hangi ilkeyle ilgili belirt soyadı kanunu 34 yılında çıkarılan soyadı kanunu ile arkadaşlar herkesin bir soyadına sahip olması şartı getirildi. Herkes soyadı verildi bununla. Sınıf farklılığı ifade eden ünvanlar kaldırıldı. İşte ağadır, paşadır, ağam, paşam bunlar arkadaşlar kaldırıldı bu ünvanlar. Ahlak aykırı, gülünç ifadelerin yine kullanılması yasaklandı. Hangi ilkeyle alakalı belirt Soyadı Kanunu, toplumsal eşitliği sağlayan bir kanundur arkadaşlar. Toplumsal eşitlik dediğimizde bak kadın erkek eşitliği, işte sınıfsal ayrımcılığın kaldırılması, bu eşitlik oldu gördün mü? Ne yapacaksın? Sosyal devlet de gördün mü? Ne yapacaksın? Halkçılık ilkesi yapacaksın arkadaşlar. Bu il, halkçılık ilkesi. Sosyal devlet anlayışı. İşte devletin vatandaş için huzur evleri açması, çocuk esirgeme kurumları açması, hastaneler açması gördün mü yine sosyal e, devlet anlayışıydı. Bu da halkçılık ilkesiydi. Eşitlik ifade eden her şey yine halkçılık ilkesiyle alakalı isim karışıklığı sona erdi arkadaşlar. Şimdi bir köyde mesela işte Ahmetlerin Mehmet var mesela. Soyadı yok ya Ahmetler sülalesi var. Ahmetler sülalesinde Mehmet var. Ya o sülale o kadar büyük ki sülalede 200 kişi var. E, Ahmet oğlu Mehmet 5 tane belki. Adam askere çağıracaklar. Yanlış kişiyi götürüyorlar askere. Mesela vergi borcu çıkmış adamın yanlış kişiye gidiyor vergi borcu. Gibi sosyal yönden ayrıcalık ifade eden isimler kaldırıldı bunların sonucunda. Ve bu arkadaşlar toplumsal alandaki sorunlardan bu şekilde biri giderildi ve bu halkçılık ilkesiyle alakalıdır dedik. Videomuzun sonuna geldik. Diğer yazılı videolarımıza bu kartlara tıklayıp hemen erişebilirsiniz. Hepinize başarılar.